bir kitabı daha çıkıyor. Neural Construction 90+ sunar. Bir akşam diliyorum. 6 Ağustos, pazartesi saatler 21.08, 90 artıda bir kez daha birlikteyiz Diyalog TV'de. Saatler 22'yi gösterinceye dek e, sürecek olan programımız e, yeni konu ve konuğun olduğu bir gece. Geçtiğimiz hafta Girne'nin e, köklü temsilcisi Doğan Türk Türpili'nin kulüp başkanı Bayer Piskobulu'ydu. E, konuğumuz o senenin bu sene olduğunu belirtti ve ciddi anlamda şampiyonluğun e, güçlü adaylarından biri olduğu anı belirtti. E, enine boyuna e, lige girdikleri bütçeye kadar açıkladı burada. Transfer harcaları parayı da açıkladı. Son transferlerinin Serhan olacağını belirtmişlerdi. Onu da zaten Serhan'ın da katrolarına kattılar. Bu akşam ise Merit Alsanca, Eşulal Kulüp Başkanı Renif Nurel konuğum oldu. Kendisiyle o da her sezon öncesi programa katılan kulüp başkanından bir tanesi. Hem geride kalan sezonu değerlendireceğiz. Hem yeni sezona dair planlamaları transferde çok da sessiz olduğu anı söyleyemeyiz. Mevcut katroyu e, koruduklarını söylemek oldukça mümkün. E, transferde ise e, Burak transferini gerçekleştirdiler. Lefke'nin gol futbolcusu Burak Mustafa Yaşınses e, takıma kazandırılan bir başka isim ve yine eline boyuna Merit Asante Eşilova'nın sürecini Redif ile konuşacağız. Başkan hoş geldin. E, teşekkür hoş ediyorum Kırmahir, katıldığın için seni burada görmek bir kez daha oldukça güzel. Ben teşekkür ederim. Konuk olarak davet ettiniz. Evet e, aslında Redif Nural olarak e, hareketli bir yaz sezonu değilim. Hem spor anlamında hem siyaset anlamında hem kendi <laughs> özel işlerin anlamında. Evet. Çok hareketli bir sezon aslında senin adına. Evet. Ve bazen kendi kendime de sorarım eve gitmeye bile vakit neredeyse bulamadın ama çok şükür götürmeyi de becerdin. Ama artık günün sonunda yine hem işin hem kulübe odaklandın. Ee, çok dedikodu da çıktı aslında. Bu dedikodu geçen hafta Bayer Piskobul da çok masaya yatırdı bunu. Adını da geçti. Geçen hafta programda ona belirtelim. Ee, bırakacak mı, bırakmayacak mı, devam edecek mi, yetmeyecek miyim? Ee, açıkçası şunu söyleyeyim. Siyasetle sporu e, birbirine karıştırmaya çok yakındı. E, belli noktalar Mert Aslan Eşiro adına. Ama şu an itibariyle sanıyorum her şey kontrol altında. Evet. Ee, bunların da bu soruların cevapları hepsi sende. Başlayalım bir yerden başlayalım ama enine boyuna her şeyi de bütün sorularda cevapsız bırakmayacağını bildiğim için bir kez daha teşekkür edeyim sana. Başarın Başkan programa keyifli bir giriş yapalım. Evet, dediğiniz gibi bir siyaset fırtına sesli. Ama kesinlikle yani ben öyle bir hiçbir öyle bir hazırlığımda yoktu, öyle bir Hı -hı. düşüncem de yoktu. Aslında belediye başkanlığı asla ve asla düşündüğüm bir şey değildi. Ancak öyle bir durum geldi ki, öyle bir kumpasa düştük ki, hem yeğenimizle karşı karşıya kaldık ki son güne kadar herkes beni onunla beraber bilirdi yani e, mevcut aslında belediye başkanı zaten belediye başkanı seçildiği dönemde de en büyük katkılardan da bilindi ben yapmıştım. Hı hı. E, geçtiğimiz sezon e, daha doğrusu geçtiğimiz 4 yılda belediye başkanının süresince e, gene hep birlikte göründük ama aslında e, birazcık şey vardı yani problemlerimiz çok vardı. Hı hı. E, tabii ki bizi bölmeye çalışanlar bizi hem kulüpte hem de belediyede biraz başarı olduğunu görenler bu işi kaldıramadılar. Ve hep böyle bol, böl, parçala yönet mantığıyla e, bazı yerleri şey yaptılar. Ben e, yeğenimle konuştum. Yani dedim böyle böyle. Beni gazete attılar. Ben öyle bir şeyde aday değilim falan. E, bana kulüpte dedim destek vereceğine söz verir misin? Vermem dedi. Çünkü zaten ondan önceki 3 sene de vermediydi. Son sene, son 4. sene biraz katkıda bulundu bize doğrudur. E, tabii adamı doldurdular. Ben sanki onun koltuğunda yerim var veya onu şey yapacağım diye. Ee, öyle bir durum geldi ki artık geri adım atamadık. Çünkü hem iş aramısınız hem bölgede sevilen birisisiniz. Ee, hem de yeğeniniz de size e, direkt Hodru meydan der gibi bir konuşma yaparsa hı hı. ben de orada seçime, elden ayaktan seçime girmiş olduk. 15-20 günde ancak bu kadar yapılırdı zaten. Hı hı. Bir kere iki yeğenik Alsancak'ta Ha bunu bölmeye çalışacaklarını zannederler. Ee, ben kendisini de aradım. İlk geceden de aradım. Ee, Fırat Ataseri. Ee, halen daha da aynı şeyi söylüyorum. Bizi bölmeye çalışanlar maalesef yanlış yaparlar. Hı hı. Çünkü ben öyle işte egoları olan belediye başkanı olayım bilmiyorum. Benim belediye binasından büyük binam var. Hı. Ofisim var. Aynen öyle. Belediye binası, şey belediye personelinden dört e, katı daha fazla çalışanım var. Personelim var. Orada alsın belediye başkanına biz Fırat Aseri getirdiğimizde iş yapması için getirdik. Şey yapması için getirdik. Daha iyi, daha başarılı olması için belediyemizin getirdik. <laughs> e, bu dönemde de bir şeyler yaptı. Hı <laughs> İnşallah yapmaya devam eder. Ben kulüpte o belediyede e, bu işleri götürelim. <laughs> Çünkü gerçekten bizim Al Alsancağ'ın e, 74'ten bugüne e, gelişmesinde özellikle meritlerinde bölgede yapılmış olmasından sonra bölgemiz gelişmeye başladı. <laughs> Belediyenin gelirleri arttı kulübümüz de bir şekilde sponsorluklarla şununla bununla ilerliyor. Hı hı. Ee, biz Alsancak'ta yine tek bir yumruk olacağız. Hı hı. Tek yumruk halinde ee, bu bu de gelecek senelerde de hem Alsancak için hı hı. hem kulüp için çalışmaya devam edeceğiz. Hı hı. Ee, dolayısıyla e, yok kulübü bırakacağı edeceği, yok Fırat'ın kavga edeceği, ne yapacağı olabilir. Bazı şeyler yaşanabilir. Ee, i̇stemeden girdiğim bir seçim yarışı oldu. Üstelik oyun benim girmediydi. Ben kendi oyumu bile kendime veremiyordum. Son gün aktarda bildim oyumu. Hı hı. Bütün ailemin, bütün adamlarımın hepsinin oyları nereydi? Ama dedim size yani öyle bir duruma geldim ki oradan kaçsan farklı şeyler oldu Hiç de pişman değilim. Hı hı. Yani pişman değilim derken aldığım karardan pişman değilim. Çünkü o gün ben o kararı almış olmasaydım bir şekilde arkadaşlarımı satmış veya işte yarıştan kaçmış olacaktım. Hı hı. Kazanmadığım için de mutluyum. Onu da söyleyeyim. Çünkü e, şu anda yaşımız genç. işimize bakmamız lazım. Kulübün para ihtiyacı var. Kulübümüze yeteri kadar para aktarmamız lazım. Hı hı. E, şirketimi daha fazla büyütmek istiyorum. Dolayısıyla e, öyle bir süreç yaşandı, geçti. Ama Alsancak'ta bir kere herkes şunu bilmelidir ki Fırat Ataser benim yeğenimdir. Yani bir belediye başkanını bir tarafa bırakın. Fırat Ataser benim yeğenimdir. E, İki yeğen kavga da Barışır da bilmem ne de yapar. Eminim o da bazı şeylerden ders almıştır. Ee, yani yaptığı yanlışlardan ders almıştır. Benim de yanlışım olmuş olabilir. Ee, ama bu demek değildir ki biz Alsancak'ı ikiye şey. Çünkü bu kulübe ben başkan olurken ilk söylediğim şey şuydu. Bu kulübü bir yerlere getirmeden bu kulübün altyapısını yapmadan bu kulübün tesislerini tes biraz tesis kazandırmadan bu kulübü bırakıp bir yere gitmeyeceğim. Ve siyasete de girmeyeceğim dedim. Ama maalesef biraz başarı yakaladınız mı Herkes sizinle uğraşır siyasete girmek için ve siyasete girmemeyi düşündüğümden dolayı da öyle şeyler yaptılar ki girmek zorunda bırakıldık ve bundan gelecek yıldaki seçimlerde Fırat Ataser'i nasıl yerik veya Redif Nurel'i nasıl e, ekarte yani. ederik hı hı. Hı hı. veya Redif Nurel nasıl Fırat Ataser'in önüne geçebilir, yerine geçebilir? Bunlar geçti bitti. Biz takımımıza bakıyoruz. Hı hı. Belediye başkanı da e, belediyesine bakıyor. Hı hı bölgemizde asla ben böyle bir şey istemezdim yani bu bölünme olsun istemezdim ama yaşandı oldu dolayısıyla bundan sonra önümüze bakacağız evet. kulübe gelecek olursak e, şunu, sorayım şunu sorayım belediyeye noktalayacağız zaman şunu sorayım veriyor mu kulübe desteği belediye başkanı yani e, cevap vereceğini bildiğim için soruyorum maddi destek Şimdi e, bakın, ben parmağımın arkasına saklanmam hı hı. yani bugün e, karşımda da olsa kendisi ona da söylerim hı hı. Ee, şey yaparım. Tabii ki bizim beklentimiz var. var. Çünkü belediye e, kimsenin malı değildir. Hı hı. Bugün belediye başkanımız Fırat Atasendi, yarın başkası olur. Hı hı. Ama bölgenin tek belediyesidir ve tek kulübüyüz. Dolayısıyla kulüp belediyeyle kavga edemez. Ben kendi adıma kavga edecek değilim. Hı hı. Kendisi de inanmıyorum ben öyle bir şey olacağına. Çünkü dürtüştüren çok, ee, onun aklına girenler çok, benim aklıma girmeye çalışanlar çok. Geçtiğimiz e, dönem seçimi kazandığı zaman e, Fırat Aser, tabii e, en az onun kadar ben de tebrik aldım. Sanki belediye başkanı ben olduğum gibi. Çünkü çok uğraştıydım. Destek verdim. Çok destek verdiydim. Ama maalesef 3 yıl boyunca bizi düşman ettiler birbirimize. Yani ilk 3 sene bize belediyeden çok çözük katkı geldi. O da belki bir defa iki defa 5 bin TL verirdi bize. Belediyenin minibüsünü vermezdi bize maçlara gidelim. O kadar bir dürtellerdi adamı ki... Ve nitekim sonunda haklı çıktıklarını göstersinler diye beni de zoruna aday koydular. Yani aday olmamı sağladılar mecburiyetten. Gazeteye çıktığımda ben adayım diye yeğenimin seçim müziğini yazardım, inanır mısınız? Ona seçim müziği hazırlarken ben bu taraftan aday yapıldım. Üç gün, dört gün buluşmaya çalıştım, buluşamadım. Fırat Ataser'le buluşmaya çalıştım, buluşamadım. Daha sonra da Fırat Atasoy'la buluştuğumda zaten o bitirmişti. Yani o Aynen. orada demişti yani kesin ben isterim aday olayım diye. Hı hı. Öyle bir süreç yaşandı bitti. Son son dördüncü sene seçim zamanı. Son sekiz ayda bize katkılar oldu belediyenin. Ee, yani olması gereken bir şeydi. Hı hı. Ee, bu yılda da yine dürtüyorlar, yine uğraşıyorlar ama ben Kesinlikle. Ne kim güden bir insanım ki seçimi kaybeden benim. Normalde benim şey yapmam lazım ama asla. Tavır aldım. Asla ne tavır aldım ne köylüme karşı tavır aldım. Hı hı. Çünkü ata bendeydi. Sen 20 gün gala seçime girersen böyle olur. Hı hı. Artı ben e, Alsan Belediye Başkanlığı'na ilgili hiçbir düşüncem olmadı. Ee, yani oraya belediye başkanı olayım da şunu yapayım bunu yapayım olmadı ama girdikten sonra seçime neler de yapabileceğimi 15 gün içerisinde yaptığım Göstereyim. projelerle gösterdim. Aynen. Dolayısıyla onlar geride kaldı. Biz kulübümüze bakmalıyız. Belediyemiz için de benim de elimden ne gelirse ben de yapmaya hazırım. Ee, yeter ki bölgemiz gelişsin, büyüsün ve doğru imar planlarıyla doğru şekilde büyüsün. Çünkü bir Girne faciasını yaşamak istemiyoruz Alsancak'ta. Ee, dolayısıyla projelerim de belli belliydi zaten yapmak istediklerim. Eğer katkı isterse ben de canı gönülden katkı yapmaya hazırım. Eminim ki bu süreç biraz daha geçtikten sonra kendisi de benim iyi niyetimi Anlayacak. e, anlayacaktır. Ha. Kesinlikle kesinlikle ben ona rakip çıkmayı düşünmedim. Ha. Asla düşünmedim. Öyle bir şey oldu. Oldu. Kendisinde de hata var. Benim aday olmam konusunda kendisinde de hata var. E, biz bir tek yürek olmalıyız dedim. E, kırdığın insanlar vardır dedim. Bu kırılmış insanları bir yemek düzenleyin ve ben ödeyeceğim parasını dedim. Bu insanları bir araya toplayalım. Ben seni omuzlarıma alayım bakayım kim rakip çıkabilir sana dedim. Ama olmadı. O tam tersini yaptı. Bu yaşanacak bir Aynen. şeydi. Böyle yaşandı, böyle bitti. yaşandı bitti. Dolayısıyla ha. bunu kimse ne kulübe ne belediyeye leke vurmak için kimse bunları kullanmasın. Hı hı. Biz iki yeğen kendi aramızda bunları çözerik. Aynen öyle. Ee, bölgemiz için ne gerekirse eminim o da burada olsaydı o da aynı şeyleri söyleyecekti. Hı hı. Bölgemiz için ne gerekirse o da ben de yapmaya hazırım. Ee, yanlış şeyler yaparsam Tabii ki eleştiri alacağım halkımdan. O da yanlışlar yaparsa o da eleştiri alacaktır. Ama önemli olan bir şeyler yapmaya çalışmaktır. Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onlara destek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz spor dairesi ve belediyeler dışında TC yardım heyetinden kimse, yani hiçbir kulüp yardım alamaz direkt. Yardım alabilecek olsaydık biz şimdi kadar o tesislerde çok şey yapardık. Ama bir kulüp başkanı düşünün ki hep kendi cebinden hem şeye, e, tesisleşmeye hem de sportif başarıya, e, kulübün yüzde %80 bütçesini çeviren bir kulüp başkanı düşünün. Yani yaptığım görev hiç de küçümsenecek bir şey değildir. Aynen öyle. Bir de şunu söyleyeyim, e, bu görevi bitirdikten sonra inşallah e, istediğim tesisleri de yaptıktan sonra inşallah unutulmayacağım Alsancak'ta ve çocuklarıma da bırakacağım bir isim olacak. Çocuklarımıza Alsancak'ın geleceğine bırakacağımız tesislerimiz olacak. Onunla ilgili kendisinden yardım isteyeceğim. Ee, bir kulüp başkanı metdi, olarak o zaman gidip kapısını çalacaksın. Tabii ki onda. çalacağım. Çünkü belediye kulüpsüz, kulüp klub da belediyesiz olmaz. Olmaz. Bu bir bir daha iki eder. Kimse bunları işte kulübünden belediyeyi birbirine düşürüp de alsan can başarısını. Çünkü kulübün başarısı alsan can başarısıdır. Belediyenin başarı, başarısı gene alsan can başarısıdır. Bunları kullanarak da kulübü yıpratmaya kimse çalışmasın. Çünkü kimsenin gücü yetmeyecek. Ben o kadar bir inatçı insanım ki kimsenin gücü yetmez yani buna. Ben isteyip bırakıp gitmedikten sonra ve ben kulübüme faydalı olmadığımı düşündüğüm anda zaten bırakırım. Ee, bütün Alsancak Camiası'na da e, bana kulüpte destek çıktıkları için de çok teşekkür ederim. Gerek eski yöneticilerimiz, başkanlarımız, gerekse şu andaki bütün üyelerimiz e, yaptığım, e, sar, harf et, sarf ettiğim eforum farkındadırlar ve sahip çıktılar. Bu sene daha güçlü bir yönetimle geliyoruz. Daha yeni kurulumuzu düzenleyemedik. Yapacak mısın peki? Yapacağız tabii ki. Belli bir mi tarih dururdu. başkan? Şimdi e, bir piyango bileti satışımız oldu biliyorsunuz. Dairemizi kazanan arkadaşımız da inşallah haftaya gelip dairesini teslim alıyor. Hı hı. E, ve bu piyango oyuna ilgili dışarıda alacaklar mı? Daire var. çıktı, dairenin tadesi tarih Daire belli, belli yani. Daire çıktı. E, buradan ekranına söyleyebilirim. Erülkü er e, daireyi kazanan ee, şanslı kişi oldu. Erülkü süpermarketi. Erülkü Süpermarket'in sahipleri sağ olsunlar onlar da bir iki top bilet aldılar. Hı hı. Ve rastgele onlara çıktı. Hı hı. Ee, bu herkese çıkabilir. Bu yılda Atol Development ee, bize bir tane daire verdi. Bir artı bir. Bu sene de onu koyuyoruz. Karavlanoğlu'nda çok güzel bir yerde. Ee, 60 bin değerinde bir dairemiz gene piyangoya koyuyoruz. Ee, kendisine bu ekranlardan çok çok teşekkür ederim. Bu arada Mehmet Eminoğlu Investment, ee, çok sevdiğim bir abim, yıllardır birlikteyiz. O da bize katkıda bulunuyor bu sene, ciddi katkılar yapıyor. Merit Oteller Grubu zaten ana sponsorumuz. Kaçınılmaz. Evet, o, onlara da çok teşekkür ederim. Gepaz olsun, Mepaş olsun, Siba olsun, ee, Asel olsun. Bu gibi kuruluşlardan da bu sene. Ama bu saydıkların daha, isimler daha, daha iyi. ülke'nin evet. güç güçlü isimleri. Daha iyi, daha iyi. Çünkü siz bir şeyleri yaparsanız, insanlar size destek vermeye, gençliğe destek vermeye, hizmet vermeyi, tabii ki onlar da düşünürler. Hı hı. Gittikçe artan bir şeyimiz var. Bu yıl yönetim kurulumuza girecek olan yeni arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız var. Harolul çalışıyorlar, 1500 TL oradan, 1000 TL oradan toplamaya çalışıyorlar. Bu sene daha rahat bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Ee, kulübümüz geçen yıl e, Süper Lig'e ilk defa çıkmasına rağmen ilk beşte bitirme başarısı gösterdi ki Kupa finali yıl, de kıldan kaçtı diyebiliriz Aynen başkan. öyle. Aynen öyle. Ee, orada da tabii ki Mausa Türk Gücü çok güzel bir maç oynadı o gün. Ee, bizim de 4 dakika 56 saniyede ki dünyada bu eşi benzeri ya. zor bir şeydir. 4 dakika, eli, 4 dakika, Evet. 4 dakika 56, 56 saniyede saniye. 3 gol yedik. Maalesef çünkü kırgınırdı takım. Yeni Cami maçı arkasından yaşadığımız olaylar hep Psikoloji orada kaldı. Aynen Sakatlıklarımız vardı. Evet. Saha çok kötü yürüdü Mausa'nın. Zannedersem değişti bu sene. Bir çalışma var. Ee, bu sene de yaptığımız takviyelerle ve sakatlarımızın da geri dönmesi ile birlikte bu sene de çok ciddi şekilde zirveye yarışında olacağız. Öyle şampiyonu alalım da şampiyon olacağız da kendi kendimizi de futbolcağımızda baskı altına almak istemiyoruz ama hı. <laughs> E, zirve yarışında olmak için Keyifli bir, bir sezon için yola çıkıyorsunuz yani kısacası. Takım kurduk, evet. Hı hı. E, bu transferlerle ilgili e, yaşanan gelişmelerde bir Serhan Öne transferi vardır. Hı hı. Öyle bazı gazetelerin yazdığı gibi her şey yalan, e, doğan gerçek, bilmem ne şu bu gibi yazılara bazı e, basın mensubu arkadaşlar lütfen e, rica ederim, tenzih ederim buradan diğer basın ama bu yazdıkları şeylerde birazcık arasınlar, sorsunlar neyin ne olduğunu da ona göre yazsınlar. Hı hı. Serhan bir kere yanlış yapmıştır. Hem Çetin Kaya Spor Kulübü'ne hem de e, Merit Alsan Yeşilova Spor Kulübü'ne yanlış yapmıştır. Serhan Önet bize geldi. Konuştuk, anlaştık. Yeni Cami Spor Kulübü ile bir flörtü vardı ilk başta. Hı, hı. Yeni Cami, ben bu parayı ödemem dedi. Ee, Serhan'a bildirdi kulübü. Dedi ki seninle de görüşmek ister Yeşilova. Ben aradım. Haber aldıktan sonra ben aradım. Dedim Yeni bir parayı vermezmiş. Yok verecek dedi o. E tamam vereceği dedim. Konuş. Vermeyeceği bize gelir misin? E, neden olmasın dedi abi. gelirim dedi. E, yeni yine de bu parayı vermeyeceğini anlayınca, o bonservis parasını vermeyeceğini anlayınca e, tekrar konuştuk. Ofise davet ettim. Geldi. Orada 3-4 kişi de vardı yanımızda. Oturduk konuştuk ve bunu isterim dedi bir senede. Ben de dedim bu şekilde ödeyelim sana. Bu istediğini. Oynarsan ee, ve bize katkıda bulunun. Hı. İşte bu şekilde bu parayı al. Abi işte dedi ben bunu dedi garanti isterim dedi. Ee, ondan sonra dedi geri kalanı sizin takdiriniz dedi. Hiç etmedim tamam dedim. Çünkü bizim iki tane transfere ihtiyacımız vardı. Ciddi transfer olarak. Ee, ofansif yönde bir tane iki tane adam bir de stoperimize. Aynen öyle. Binyanın yanına veya binyayı ileriye alacak şekilde yine diğer arkadaşlarımızla kurduğumuz zaten geçen sene neredeyse sezonun en az takımlardan takımlarından aynen ikincisiyiz aynen ee, ki son günlere kadar en az goleyen takımıdık yani. ama tabii sakatlıklar ve yaşadığımız e, travmalar e, bizi bir adım geriye itti. Yani zannedersem ikinciydik yani, en az takım. Geçen sezon biz e, zaten bu stüdyoda, farklı platformlarda e, Merit Aslanca Eşilova takımının, Ciddi anlamda bir stopere, kaliteli bir stopere ihtiyacı olduğunu zaten her platformda belirttik. Evet. E, zaten sen ekibin, teknik eğitim bu sezon transferde e, o noktayla başladın ki ben şunu da söyledim. Yani başka platformlarda belki de e, bu seçim kargaşasına, seçim rüzgarına Girmedi. girmiş olmasaydın. Belki de çok kaliteli bir stoperle e, sezona başlayan bir mertasın Eşilova olacak evet. sevgili başkan. Evet. Adına. Şimdi bizim çocuklarımız da aslında hı hı. kaliteli stoperlerimiz var. İki tane daha takviye yaptık o bölgeye. Hı hı. Ee, bir fırtına aldık. Bir Kemal Yıldırım aldık. Hı hı. Ki Kemal Yıldırım çok yönlü bir adam. Fırtına da yine e, farklı farklı yerlerden oynayabilecek bir adam. Hı hı. Ama esas Fırtına stoperde tamam. Bizde daha önce Fırtına oynadı da eğer kendine bakar çalışırsa ben inanıyorum ki Süper Lig'in en iyi stoperlerinden biri olabilir. Kemal hı hı. dediğim gibi farklı yönlerde de oynayabilecek bir futbolcu. Bize katkı koyacak bir futbolcu. Mustafa Yasin Ses bugün adamın en iyi aç e, sağ sol açıklarından birisidir ve çok ciddi çalışıyor. E, Burak geçen sene 20 gol atmış, 15 gol atmış. Penaltısız ikinci gol kralı. Evet. E, böyle bir futbolcu aldık. E, bizim istediğimiz dediğim gibi yani başından biz bu iki stoperi almadan önce biz Serhan'ı istedik. Serhan'la konuştuk, anlaştık, el sıkıştık. Serhan hatta Piro'ya ve Yaşın Sese da mesaj attı. Dedi ki hayırlısı olsun biz başkanla anlaştık kardeş dedi. Tabii ondan sonra bilmiyorum Alsancak'tan da bazıları futbolculardan, başka hmm. takımlarda oynayan futbolculardan bazıları aradılar. <laughs> Serhan'ın kafasını karıştırdılar. Ee, yok ben bırakacakmışım. Yok gene kurulda Fırat başkan olacak şeymiş, alacakmış kulübü benimle. Çünkü sanki de e, işte sen bunu yap, sen bunu yap diyebilir herhangi birisi birine veya e, camiaların başkanlarını da sanki belediye başkanları belirler. Hı hı. Öyle bir şey de yoktur, öyle bir şey de olmaz. E, tabii ki Fırat Başkan e, seçimin arkasından o öfkesiyle bir şeyler söylemiş olabilir ama o öfke sonunda geçmiştir, ben eminim. Ve o da kulübün başarısı için elinden geleni yapacaktır. Serhan Önet ondan sonra gitti e, Mehmet Tatar abime ve dedi ki beni Yeşilova'ya lütfen verin. Çünkü ben anlaştım, kolaylık yapın. Hatta 25 bin istenirken e, kiralığı 20 bin istedin demiştir kendisine diye de tartışma çıkardı orada. Hı hı. Ee, ben gittim Çetin Kayra başkan olmadığı için işte divan kurulu bululacak. Divan kurulu verecek bon servisi falan filan diye. 3-4 gün sürdü bu iş ve bon servisi aldık. Serhan'ın bon, serhan servisi, bon al servisi olsun işte senin gelin Tabii geziyelim. ki bon servisi aldık. Serhan'ı aradık dedik hayırlısı olsun biz bon servisini aldık. Ansız'ın duyardık serhan diyor ki biz ben mal mıyım? da iki golü anlaştınız da benim monster ismi işte nasıl olur da Çetin Kay Çetin, Kay Çetin o akşam kendisini aradılar. Mehmet Tatar kendisini aradı ve söyledi. Benim orada olduğumu, anlaşmaya çalıştığımızı falan söyledi. Daha sonra bana bir iki gün daha fırsat ver başkanım dedi. Da geleyim, dedi halledelim bu işi, dedi, imzalayalım dedi. Ondan sonra tabii Doğan devreye girdi. Böyle bir kriz oldu duyunca. Gazeteye çıkmış artık bonservis bende. Yani Doğan'ın buraya girmesinde ben Bayar abimi çok severim. Hiçbir cami aynı anda Ben bugüne kadar yanlış düşmedim, ters düşmedim. Düşmeyeceğim daha. O da yani geçen hafta yine söyledi, söylediği çok... Ama e... yapılanlar budur, olanlar bunlardır. Ben gerçekleri söylemek zorundayım. Çünkü Hı. kendi kulübüm e, kesinlikle küçük düşürülemez. Bugün Serhan Önet kesinlikle diyemez ki ben, işte e, Yeşilova gitti beni sormadan beni aldı. Böyle bir şey olamaz. Ofiste kamera kayıtları da vardır. İsterse Serhan'a çıkarırım, kayıtları da aldım. Çıkarırım, basın önümde kullanırım. Ama bana yakışmaz o kadarı. Serhan hayırlı olsun diyelim. Ee, yeni takımı. Serhan e, ondan sonra gelmeyince, 2-3 gün sonra sezon açılışı için ben aradım. Dedim ki Serhan yarın sezon açılışımız var. Böyle böyle. Gene bir şey o erteleme oldu. Ondan sonra herhalde garantiye bastı Doğan'dan. Biraz daha fazla para aldı. Hı hı. Ve e, Doğan Türk Birliği'ne gideceğini biz duyduk. Ben e, Serhan'la Tekrar konuştuğumda Serhan Mağareli ki başkanım ben size daha önce de söyledim. E, olumsuz olduğumu, olumsuz düşündüğümü dedim. Yok bana söylemedin olumsuz olduğunu. bu da ilk defa söylüyorsun. Olumsuz düşündüğünü. Eğer sen olumsuz düşünüyorsan beni istemeyen bir futbolcu, benim takımda oynamayı istemeyen bir futbolcu ben de istemem. Keşke gelseydin iyi olurdu. Ama gelmek istemezsen dedim hiç sorun değil. Zaten Türkiye'den bizim Kadir hocamız gelirken teknik heyetlerinde konuştular ve Kadir Hocam bizim ofisin üstünde kaldığı için Erdinç Hoca'yla birlikte böyle bir karar aldıklarını ben Serhan'ı alsam bile onlar kadroda düşünmediklerini söylediler. Çok ciddidir çünkü iki teknik adamımız da. Serhan'ı istemediklerini bana bizzat bildirdiler. Yani sen bilmiyorum diyor. Sen ödedin parasını, bonservisi sen de gelir gelmez ben orasını bağlamam. Ticari düşünün, ne o düşünün, kulübün şey yapmasın. Ben kesinlikle bu adamı oynatmam dedi Kadir Hoca. Erdinç Hoca'ya öyle karar vermişler. Ee, ben de dedim ki tamam o zaman. Serhan arayınca ben de dedim ki seni arayacak olan takım, seni isteyen herhangi bir takım varsa bana Serhan yoktur dedi. O da yalan. Vardı. E, ee, tamam dedim eğer varsa öyle bir takım dedim. Beni arayacak. On servisin ben de dedi, benimle anlaşacak. Seni biz vereceğiz dedim. Ondan sonra Çetin Kay'la anlaşırlar. Ben Çetin Kay'la konuşacağım dedim. Konuştum da Mehmet Tatar'la konuştum da. Mehmet Atatürk'e de haklısın başkan dedi. Ondan sonra bu süreçte Doğan Türk Birliği bizim Yavuz Bey'le, As Başkanımızla görüştü. O konuştular. konuştular. Bir şekilde anlaşma sağlandı ve biz Serhan'ın bon servisini vermeye hazırdık. Paramızı aldıktan sonra vermeye hazırdık. Ama orada da öyle bir durum gelişti ki benim olmadığım bir ortamda. Bon servisi halen daha benim elimde olmasına rağmen. Ee, Çetinkaya Spor Kulübü bon servisi vermek durumunda bırakıldı. Zorlandı. Ben Çetinkaya'daki çeklerimi e, teslim etmişler galiba federasyona bana verilmek üzere. Ben orada kırıldım. Açık söyleyeyim. Hem federasyon yetkililerine kırıldım. Hem Doğan Türkmini'ne kırıldım. Hem de Çetinkaya kırıldım. Çünkü ben dedim ki ben bu adama bu paramı aldıktan sonra geri ben bu adama bon servisini veririm kardeşim. Konuşulmuş anlaşılmış da bir şey var ortada. Neden benim olmadığım bir ortamda yaptığımız sözleşme feshedilir? Yani süreçte hep duyarlı adım attın, hep sakin adım attın. Gene yani... de öyle olacağım. Bakın Bayar Abim'i gene severim. Doğan Türk Birliği'de de yine takımımız. Ocak da aynı, diğer kulüplerimiz de aynı. Hı -hı. Ee, Lefkeden Tutun Karpaz'a kadar bütün kulüplerle e, nasıl ki bugüne kadar hiç zıt düşmedim. Hiçbir zaman da düşmeyeceğim. Birisi yanlış yaparsam o da çıksın bu televizyon ekranlarından beni eleştirsin ve kulübümü eleştirsin. Bir kere ben Merit Alsancak Yeşilova Camiası'nın başkanıyım. Ee, kendi başıma hareket edemem. Ama söylediğim şu vardır ki bütün kulüplerle dost olmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin arkasından hiç çevirmeyeceğiz. Ee, ve hiç kimseye yanlış yapmayacağız. Buranın transferi de, Mustafa Yaşın Ses'in transferi de, Kemal Yıldırım'ın da fırtınanın transferi daha gerçekleşti. Hı ee, i̇ki tane futbolcumuz büyük ihtimalle yarın e, imza atacaklar. Talat'ı verdik, Cevdet'i verdik, Kemal Molla'yı verdik, e, Akın Topal'ı verdik. E, şu anda Okan Kibar gibi, Cahit gibi, Abdullah Atma gibi, e, Özgür gibi e, futbolcularımız da şu anda Boştadır. E, boştadırlar. Hı hı. Bu futbolcular da iyi futbolcularımızdır ama 28 kişilik bir kadromuz var şu anda. Hı hı. Mevcut kadrolarında 4 kişi daha elenecek ve o futbolcuları da biz en iyi şekilde sporlarını devam ettirmeleri için de gereken kolaylıkları yapacağız. E, bu çocukları futboldan koparmayacağız. Hı. Gidecekler, oynayacaklar başka takımlarda. Ekmeklerini kazanacaklar oralarda. Hı, hı. E, Hamis eee adı Türkoca. Türk Türk ilgili konuşma e, geçiyor. Kendisi Türk Türkoca'nda spora başlamış, futbola başlamış. Türk da bırakmak istediğini söyledi bana. Hı, hı. Ben derim ki Hamis Hanım senin sana bizim ihtiyacımız veren, yani senin kadroda düşünüyor şey ki geçen e, yıl Hoca geçen yıl çok e, isimlerden bir tanesi. Evet, takımın... Hoca ve Kadir Hoca seni kadroda düşünüyor dedim. Hı hı. E, kendisi de bana dedi ki eğer izin verirsen hocaya gitmek isterim. Hı. Tamam dedim. Budur bon servisin dedim. Bu da kiralığındır dedim. Ve öyle çok yüksek rakamlar söylemedim. Ondan sonra gene bir miktar daha indirim yaptım. Ama en son noktaya geldim artık bu saatten sonra şey yapmam. Ve yarın akşam Türk Hoca'nın toplantısı varmış. Hı hı. O da benim her zaman söylediğim gibi ikinci takımlarından biridir. Ee, Hamis şu anda ama an da var herhalde Şu anda Hamis kendi çalışır kendi Bana dedi Takımla ki başkanım çalışma. ben gelirsem de antrenmana çıkarım dedi Hı -hı. Ben sizden bir yere gitmem dedi Son bir gün daha e bıraktı Artık kendisi de bugün benimle konuştu Hı -hı. Eğer yarın akşam Türk Hoca kendisini almakla ilgili karar almazsa Hamis bizim futbolcumuzdur ve biz kadromuza düşündüğümüz bir adamdır Hı -hı. E Diğer futbolcumuzla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur Hı -hı. Sezon öncesi e, kaleci Hasan Piro ile bilinmemedin yine Doğan Türk Birliği ile adı geçti ki e, özellikle çok güçlü bir katro kurmak isteyen Doğan Türk Birliği takımı e, kaleyi de sağlam almak istiyordu. Ozan ve Okyanus olmasına rağmen e, Hasan Piro ile ciddi şekilde ilgilendi. Yani ve e, Bayar Bayer zaten geçen hafta inkar etmedi. Doğrudur dedi. Ben dedi e, Hasan Piro ile görüştüm dedi ama e, Hasan Piro'yu ben takıma kazandırmak için dedi görüşmedim dedi. Ee, sadece e, Hasan Piro'nun düşüncelerini... E, ben bırakırsam kulübü hı hı. E, işte Hasan Piro'ya bir sözüm vardı. Hatta hı hı. onun gibi diğer futbolculara da sözlerim var. Hı hı. E, başkanım siz kulübü bırakırsanız lütfen bizi de bırakın. Hı hı. Gidelim istediğimiz takıma diye. Hı hı. E, benim bu sözüm geçerliydi Piro'ya. Eğer bırakacak olsaydım hı hı. Piro gibi diğer futbolcularıma da aynı sözleri verdim. Çünkü... Bu çocukları almak kolay değildi. Yani birinci lige siz Hasan Piro'yu süperlikten alıp getireceksiniz. Çok ciddi ses getirdiğiniz ee, bir dönemdi. E tabi ama bunları yaparken de bazı e, tavizler de verdik. Yani e, eğer biz devam etmeyeceksek kulüp olarak, şey e, yönetim olarak bu çocukları da e, aldığımız paralara veya e, kolaylık yaparak satacağımızı söyledik. Hı hı. Çünkü diyorlar ki sizin olmadığınız yerde biz kalmak istemeyik. Hı hı. E, Dolayısıyla Piro'da onun şeyine e, milli takımda falan konuştular zannedersem. Peki sezon öncesi Hasan Piroyla e, keyifli bir anlaşma ya da işte Hasan termen... Piroyla bizim hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Olmadı. E, bir oturduğumuz ilk 5 dakikanın içinde de anlaştık. Hı -hı. E, bizim hiçbir futbolcumuzla sorunumuz olmaz. Tabii yer futbolcuya bir belli bir ücret verebilirsiniz ve söylediğiniz şeyler de e, ödeyebileceğiniz rakamlar olmalı. Hı -hı. Ve herkese de eşit davranmanız gerekir. Yani hemen hemen eşit bir düzeyde maaş almalar lazım veya eşit düzeyde toplamda rakamda almalar lazım. Hı, hı. E, tabii yabancı futbolcular bütün takımlarda en yüksek rakam alan futbolculardır. Bizim yabancılarımız da küçümsenecek yabancılar değildir. Bugün Türkiye'de Süper Lig'de oynayan bir yıl önceki Binyay'ı alıp siz Kakarece futboluna getirirseniz, eğer siz Dünya Yıldızı Lua Lua'yı buraya getirebiliyorsanız, eğer bilinmemediği ki 55-60 bin kişinin önünde çok maçları vardır. Ee, bu gibi futbolcuları buraya getirebiliyorsanız. Lazioal yapısından Adeleke gibi bir futbolcuyu buraya Başkan var mı bilimim bir kriz? Kafasında soru işareti yok. Kesinlikle yok. yok. Şu an bu Zaten içinde. kendi Instagram'ından da paylaştı. Hı hı. Ee, bir ara Ocak'ta Ocağın isterine dair bir laf gitmiş kulağına. Ben kesinlikle de kulübümdeyim ve iki sene de buradayım. Hı hı. Ee, bana mesaj yazdı. Hı hı. Ee, ben dedim bile öyle bir şey yok yani biz bir inan anlaştık 2 yıllığına anlaştık. bin binayla onlar da sıkıntı yok. Luvalu'dan sıkıntı yok ama Lua, lua biraz tembel. <laughs> bu sıcaklarda gelip zannetsem oynamak istemez ama bu hafta artık e, gelmesi lazım çünkü. Yani yurt dışında şu an Luvalu yurt dışında. İngiltere'dedir. Hı -hı. Anamının şeylerin vatandaşlık işlemlerine uğraşır. Hı -hı. Ama birazcık tembel futbolcudur. Hı hı. Şimdi, şimdi bu sıcaklarda da gelip burada sezon hazırlığı geçirmek istemez. Ama geçen yıl yaşadım ben yaşamak istemem. Lua Lua, Lua Lua olsun. Yani verim Benim... alamadığın çok dönem oldu Lua Lua'dan geçen yıl. 15 maç oynamadım. Yani ben Lua, Lua getirdiysem de ödeyeceğim. Tatile getirmedin sonuçta gelişini. getirmedim. Eğer e, en kısa zamanda gelip katılmazsa hemen başka bir yabancı alacağız zaten. Hazır oldu 3-4 tane. Hı hı. Benim daha önce çalıştığım yabancılar vardı. Hı hı. Başka Ondan şunu, şunu var. soracağım. E, ee, hiç parmağının arkasına saplanman E, ee, ben de soru sormadan çekinmem. Oynayan oynamayan, takıma hakkını veren vermeyen oyuncuları ayırır mısın takım içinde? Yani mesela gene Dejeng Bang Asan Piro arkadaşındır de alakası yok. Kariyer rekorunu kırmış bir isimdir. Geçen yıl kupada dahil. Ee, ben e, seninle de konuştum. Gerek özel gerek başka platformlarda ki e, Kadir Hoca da bunun da Erdinç Hoca'da da. Birçok maçın kahramanıdır Hasan Piro. Tek başına maç aldığını söyleyebiliriz. Yani 3-4 maç özellikle 3-4 maç e, kesinlikle bize maçı kurtaran Ciddi adam Ama şimdi takımda bir tane futbolcudur şey e, Piro. Tabii ki bizim için değerli bir futbolcudur. Hatta Kıbrıs Türk futbolu için değerli Aynen öyle. bir futbolcudur. E, bizde de ortamını buldu e, mutlu bir şekilde. Geçen sene hiç Allah korusun sakatlık da yaşamadan hı hı. gerçekten çünkü kaleci yani performans bakımından çok sakatlanmaya e, şeyi yoktur, riski yoktur. Antrenmanlarda sakatlanmadan sonraki o kadar ciddi antrenmanlar yaparlar Emre Hoca beraber. Maçta sakatlanması biraz zor olur hı hı. ama piroda ağrısı olduğu dönem oldu. E, çok fedakarlık yaptı. Hı hı. Piro kalede oldu mu bir kere yani e, takıma büyük bir rahatlık verir. Bu bir bir daha iki. Gerek yan toplarda gerek e, diğer pozisyonlarda takıma rahatlık verir. Probi gibi bir galecimiz olması tabii ki takım açısından önemli bir şeydir. Hı hı. Neden diğer takımlarda hepsi birinci piro ister alsın? Hı hı. Çünkü demek ki önemli bir galecidir. E, ama takımın 11 kişi sahada mücadele eder. Bu sene 21 oluyor kadrolar. E, 21 kişiden de biridir Piro. E, dolayısıyla e, Takımın içerisinde de dengeleri bozmamak lazım. Nam Piro bugün hangi futbolcu isterse konuşsun konuşamaz yani. Adamın alacağı parayla herkesin parası eşit olmayabilir. Hı hı. Ama onun da aldığı para çok fazla aşırı bir farkı yoktur diğer futbolculardan. Dediğim gibi biz hep böyle dengeleri kurmak istedik. Şimdi Serhan transferi çok önemli bir transfer olduğu için orada fedakarlık yaptık. Hı hı. Yani Serhan'a vereceğimiz parada ee, yaklaşık Piron'un alacağı para kadardı. Eee Şimdi her futbolcu aynı parayı alamaz. Eğer bizim oraya ihtiyacımız varsa ve o noktaya illa da o transferi yapmak istersek ona bir miktar para e, transfer olacağı için bir miktar para daha fazla verilebilir. Ama geriye kalan futbolcularımız da hemen hemen hepsi eşit paralar alacaklar. Ee, haksızlık olur. Yani bugün baktığınızda 11'de 90 dakika oynayan vakkasımız da var, salkımız da var. Altyapıdan çıkan çocuklar bunlar. E tabii ki onların yaşları genç olduğu için onlar daha düşük ücretler alıyor ama bu yıl onların da ücretlerinde iyileştirme yapacağız. Geçen yıl aldıkları paranın üzerinde paralar alacaklar. Çünkü o çocukların da emeği vardır. Hakları vardır. Bu yıl 4 tane daha altyapıdan futbolcumuz A takımda antrenmanlara başladı ve onlar da ben eminim hem Erdinç hocamız hem Kadir hocamız takımımıza ikisi de genç futbolculara çok önem gösteren insanlar. Onları da kadrolarımızda kullanacaklar. Hı. Ama bu piyasa bu şekilde gitmez size söyleyeyim. Çünkü federasyondan aldığımız para geçen sene 118 bin TL. Süper Lig Kulübü 5. bitirmişiz. ve 118 bin TL elimize geçen rakam. Hakem paraları var tabii. E, lisans paraları falan. Onlar düştükten sonra bir gün 118 bin TL bir transfer yapamazsınız. Ve sponsorluk yasası da geçmemiştir. Sponsorluk yasası her dönem konuşulan bir şeydir. Ama kayla alınmıyoruz. Yani kulüpler gerçekten sadece futbolla kalmaması lazım kulüplerin. Basketbolda olması lazım, voleybolda olması lazım. E, işte Darstan, Dudun'da, atletizme kadar her şeyde Çocuklarımızı spora yönlendirmemiz lazım. Biz bunu sadece futbolda bile yapamıyoruz. Hı hı. Ve bizim kulüp başkanlarının yaptığı çok büyük hatalar vardır. Hı hı. Piyasayı boşu boşuna şişiriyoruz bu kadar. Boşu boşuna rakamları artırıyoruz. Ve bu sefer diğer e, futbolcular da duyduğu zaman bunu kendi futbolcularımız takımlar içerisinde huzursuzluk olur. Yani sen şimdi bir tane adama 20 bin TL yılda vereceksin. Diğer adamlara vereceğim 90000 90 bin, 100 bin TL senede veya 150 bin TL senede. E tamam da 20 bin TL'lik futbolcu da 11'de oynar. diğer de 11'de oynar. Tabii ki biraz kalite farkı olabilir. Ama 10 bin, 20 bin TL olsa fark bizim kulüpte olduğu gibi. O fazla göze bakmaz. Ama siz eğer bir taraftan 20 bin TL'ye, o bir taraftan da 100 bin TL'ye bir tane futbolcu oynarırsanız o takımda denge kalmaz. Liglere de denge kalmaz zaten. Çünkü o bunu aldı, ben de alayım, ben de şey yapmam, o parayı sana veremem dersin, ee, satışa çıkarırsın futbolcuyu, ee, bu sefer yüksek bedel istersin, onu isteyen kulüp de zorlanır, yüksek bedelle futbolcu transfer eder. Biz bir kere hep beraber çalışalım bu ülkeye, Meritalsan, Eşilovan yaptığı gibi, geçen sene kardeşim Türk Hoca'nın Başkanı Fahri, Fahri Altunör'ün yaptığı gibi Ena Romo'yu getirdi o da. Diğer kulüplerimiz de bu şekilde. Ünlü futbolcuları sadece başarı için değil. Ülkenin yani tanıtımı Ülkenin tanıtımı ve biz de burada varız dedirtmek için oralara harcayalım bu paralar lütfen. Ve federasyonun da ellerini güçlendirelim. Siyasilerin de ellerini güçlendirelim. Biz burada varız diye. Bugün Lua Lua paylaştığında bir e, Instagram'dan bir resmi Kanu'da da görür. Kanu'da paylaşır. Esiyen'de paylaşır. Bilmem ne paylaşır. Ve burada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun logosu var. logosu var. Ve bu adamı biz buraya getirirken böyle getirdik. Bu adama bunu anlattık. O yüzden bazı şeylerde taviz veriyoruz Lualua'ya. Bin yer aynı şekilde. Bugün düşünün siz Lualua'nın en az en az e, 10 milyon takipçisi varsa ya da 5 milyon. Kanun'un kaç tane takipçisi vardır? Esiye'nin kaç tane takipçisi vardır? Veya bunun buna benzer futbolcuların kaç tane Aynen takipçisi öyle. vardır? Ve nerededir Lualua? Lua? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bile tanıtmak olsa amacımız. oralara harcayalım bu paraları. Diğer kulüp başkanlarından da ricam budur. Çünkü hedefsiz olamayız. Hedefsiz duramayız. Yani siz her sene Süper Lig'de şampiyon olsanız ne geçirecek elinize? Aynen öyle. Bir kupa alacağız. Belki diğer kulüplerden 50-60 bin TL daha fazla para alacağız. Başka? O kadar. Açılım yok. Spora <laughs> katkı biz mesela geçenlerde gönderdik gönderdikçe Konya'ya ee, orada denendi. Var mı de sıkıntı memduğumda. İkinci eee ikinci, takımda yani galiba pilot takımı varmış Konya'nın. O takıma beğenildi ve oraya daha kalması istenildi. Ee, ve kendisi kalmalı çıktı geldi. Yani buradan gideceğiz ya da bal liginde oynayacak bir futbolcu yok gitmesin. Kalsın bende. Kalsın bende. Ha gideceğiz de Süper Lig'de veya birincilikte bir takımın kadrosuna girecek. Ahmet Sivri gibi. Ahmet Sivri gibi. biz seve seve futbolcularımızın önünü açmaya hazırız. Ve biz bunun için çalışmalar yapıyoruz. Gerek Yavuz Bey, Gerek işte e, Faik Çetiner olsun, e, hocamız. Kadir Hoca'nın bile belki de. Kadir e, Hoca'nın bağlantıları vardır. Var. Lua'nın bağlantıları var, Binyan'ın bağlantıları var. Yani buradaki çocukların önünü olsun açsak, bu çocuklar bir yerlere gitseler, bakan bir maçta çıkar ve Kakadece bayrağını açar. Bundan büyük gurur var mı? Önemli bir maçta. Yani ben Kakadeceliyim, Kakadece'den geldim. Ve buna göre yavaş yavaş biz de Rum tarafında olduğu gibi, biz de en azından e, UEFA'ya katılabilelim. Yani oralardan da bizlere para gelsin. Ama bu şekilde 118 bin TL senede bir kulübe para vermeyene bunları başaramayız. Olmaz. Sponsorluk yasası geçsin dedik. O kadar çok yere para harcanır ki ki biz bu bet ofislerin bet gelen geliri ve kumarhanelerden şans oyunlarından gelen gelirin spor dairesi kulüplere harcasın diye e, bir yasa vardı. O son zamanlarda ne oldu o yasa bilmiyorum ama Sadece Beethoven'den gelen para bu gençliğe olsun harcansa gerçekten çok daha iyi yerlere gelecek. Bugün Yiğitcan Türkiye Milli Takımında değil mi? Yiğitcan Aynen. değil mi bizim çocuğumuz Aynen. atletizmci? Yiğitcan Türkiye Milli Takımında yarışıyor atletizmde. Niye bu çocukların önünü Basketbolda yakında o üniversitesi gitti. Türkiye'den nerelere geldi, şampiyonluklar yaşadı. Bilmem ne yaptı. Ne kadar kat kaldı yakında o üniversitesi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden? Sıfır. Sıfır. Tamam da bir gün gelip bizler de bırakacağız. En azından bizler buralardayken müteahhitlik şirketim var. Ben diyorum ki malzemeyi verin biz işçiliği yapalım. Tesis yapayım. Gene katkı alamıyorum. Kendi cebimizden harcadığımız paralarından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz gençliğe. Nereye kadar? Nereye kadar? Bir yerde sen pes edeceksin artık yani. Ama bütün grup başkanları için aynı. Yani bugün her programlara söylerim bütün kulüp başkanları gerçekten eller, elleri öpünecek insanlardır bütün dernek başkanları, sivil toplum örgütlerinde çalışanlar, herkes bu toplum için bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, elini taşın altına koyuyor. Biraz önce işte Türk Ocağı'na yeni başkan olan arkadaşımızı gördüm. Şükrü abi. O da aynı şeyi söylüyor. Yani 3-5 senede bir sahip çıkalım. Ocağı da ne olacak görelim. Bayar abi o bir taraftan. Aynı. E, koral başkanı var. Hepsi yani. Hepsi kendi ceplerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ee, ve bu insanlara bizim destek olmamız lazım. Manevi olsun destek olmamız lazım. Aynen. Bir kulüp bakıyorsunuz, bir kulüp başkanı görevden ayrılır veya biraz kulüp kötü gitmeye başlar. Bütün taraftarı da, herkesi de 20 TL aidatı vermeyen adam veya 10 TL, 15 TL aidatı vermeyen adam çıkar kulüp başkanına eleştiri yapar, söver, sayar. O adam da o kulüpten kopar ve bir daha kapısından içeri gelmez. Biliyor musunuz ne kadar çok arkadaşım var, eşim, dostum var, iş adamları gidiyor yanlarına, kulüplere. Yok. Kulübe yardım isteme benden. Ben de zamanında yaptım ve sonunda neye uğradığımı gördüm. Başka yer iste. Çocuk okutma iste. Bilmem ne. Çocuk okudur derim zaten. Üniversite okuyan bizim 6-7 tane çocuğumuz vardı. Biz okur ödüyor bana. Yok diyor adam. Başka yere yardım ederim, kulüplere yapmam. Çünkü kulüpler nam kördür. İşte bizim toplumumuz, kulüp başkanlığı yapmış geçmişten insanları, iş adamlarımızı bilmem neyi, o kadar bir nam kördür ki bizim toplumumuz. Bu insanları küstürüyorlar spora. Böyle kaçırıyorlar. Sporun içinden gelen insanı sonuçta spora küstürüyoruz. Aynen Ve o kadar fedakarlık yaparsınız. Siz düşünün siz 4 sene önce bu Yeşilova neredeydi? Dipte. 4 sene sonra Merit Alsanca Yeşilova aldı. Markalaştı. 5. sırada bitirdi. Tarihinde ilk defa Süper Lig'de ilk 5'te bitirdi Yeşilova. Ki bizim hedefimiz daha da yükseydi geçen sene. Yani en kötü ihtimal ilk 3'te bitirmeyi hedeflerdik ama o kadar çok sakatlık yaşadık, o kadar çok mağdur olduk ki maalesef e, başaramadık onu. Ha bu sene daha iyi yerlere gelmek için çalışacağız. Ama bu rakamlar, bu e, yapılanlar bu şekilde devam ederse e, herhalde biraz güçülmeye gidip de tesisleşmeye geçeceğiz. Çünkü tesis olmayan gruplar e, yok olmaya mahkumdur. Bugün ben varım, yarın başka bir arkadaşım gelir, başka bir alsancaklı gelir. Daha öbür gün geldiğinde başka birisi ki kulübü sever ama maddi gücü yoktur veya o imkanı yoktur para toplasın. O zaman da kulüp tekrardan betemeye iki senede gidebilir. Bunun olmaması lazım ya. Yani bütün camialara sahip çıkılması lazım. Bütün kulüp başkanlarına sahip çıkılması lazım. Neden yani ben bu kulübü bırakırsam as başkanı olmayayım ve yapılaşmadan ben sorumlu olayım, yapılaşmayı ben yapayım, diğer arkadaşıma destek olayım, kulübü döndürelim. Neden yani bugün düşünün siz Türkiye'de de aynı şey geçerlidir. Bugün Aziz Yıldırım yandaşlarından e, Ali Koç yandaşları birbirine girerler. internetlerde görüyoruz her gün. Neden? Bu Aziz Yıldırım bu kulübe hiçbir şey mi vermedi? Ama işte bir acı laf söylersiniz o yeni gelen başkan da o acı lafı tutar kalbinde ve ik o iki tane canını verecek şekilde kulübe çalışan iki tane insan birbirine düşman olur ve kulübün aleyhine uğraşır. Geçmiş Aynen. dönemlerde bizim Merit Alsancak Yeşilova'da da yani ki Alsancak Yeşilova'daydı o zaman. Aynı şeyler yaşandı. Geçmiş kulüp başkanlarını ben getiremiyorum yanımıza. Hepsi gırgın ayrıldı kulüpten. Balolarımıza davet ediyoruz. Birkaç tanesi gelir. Neden ama bu insanlara emek vermedin mi bu kulübe? Verdi. İlla vermiştir. O insanların verdiği emekleri de takdir edeceksiniz. Kulüp bugün Süper Lig'e çıktı ve temeler düştü Sayın Hasan Atakara döneminde batemeye düştüğü dönemde o adama sahip çıkacaksınız. Çünkü oydu çıkaran Süper Lig'e. Para buldu, çıkarttı. Para bulamadı, düşürttü. Ama emek verdi. Ama ailesinden harcadı, ödün verdi. Cebinden ben çocuklarımı mi? göremiyorum. Aynen öyle. Çocuklarımı görem. Bir hafta sonum vardır çocuklarımı göreceğim. Ondan maça giderek hep beraber Şey Eee ve kendi ailemden, kendi cebimden, kendi şirketimin cebinden paralarla bu grubu ayakta tutmaya çalışıyorum. Ne için? Geleceğimiz için, gençlerimiz için. Aynen. Nedir beklentimiz yani? Ne olacak? Bugün siyasete girmeyi düşünürsen bu harcadığın parayla şeye Merit Asırca Yeşilova Spor Kulübü'ne ben bütün ada genelindeki bütün gruplara yardım edebilirim. Harcadığın paraya bakarsan. Böyle daha çok çevrem olur. Daha çok yerden oy toplayabileyim. Amaç o değil. Amaç spora gençliğe hizmet etmektir. Ve bunu benim düşündüğüm gibi diğer bütün kulüp başkanları da emin olun o şekilde düşünür. Ama ondan sonra bir şey olur. Elden ayaktan siyasete sokulur veya bilmem ne olur. Kulüp yine sahipsiz kalır. Şu anda çalışan kulüp başkanlarımızın yani gördüğüm kadarıyla hemen hemen hepsi tesisleşme de çalışması içerisindeler ama kaynak yok. Veya kaynağı yardımcı olacak olan insan yok. İşte belediye başkanı olur, kulüp başkanı rakip görür. Kulüp başkanı rakip gördüğü için elini taşın altına koymaz. Alıp projeyi bile, proje çizilmiş her şey hazır. Alıp projeye git ya ver, yardım para çıkacak bize hazırdır dersiniz. Alı projeyi bile tecih yardım heyetine götürmez belediye başkanları. Ispor dairesi hangi bir yere proje yapacak? Geçtiğimiz dönemde, özgür gün döneminde birçok yatırımlar yapıldı. Evet. Yiğidi, öldü, aklını yeme ya. Birçok yatırımlar yapıldı. Beş bölgede gece maç oynanacak şekilde sahalar düzenlendi. Bilmem ne yapıldı. Ama orada kaldı işte. Ondan sonra gelen yönetimde şu anda bütçede para yoktur. Bilmem ne yoktur. İnşallah bu yeni senede bütçeye para ayrılırlar da veya TC yardım heyetine sunacakları projeleri de artık kulüplerden yaptıkları projeleri alırlar da e, bu kulüpler bir yerlere gelir. Evet, aynen öyle. Evet başkan e, sonuna geliyoruz. Artık programın son e, iki dakikalık bir sürem kaldı. E, hedefi sorayım en azından. Nedir son olarak düşünce? E, keyifli bir lig için, keyifli bir sezon için, keyifli bir 2018-2019 sezonu için yola çıkıyorsunuz. Transferi noktaladığınızı tamamen söyleyebilir miyiz? Öyleyse, e, transfer konusunda yoksa hani, yani e, şimdi, Transferi noktaladık gibi ama hı hı. bilirsiniz yani fırsatla çıkarsa kaybetmeyiz. Aynen öyle. Aynen ee, öyle. Çünkü bon servisi futbolcumuz her geçen gün çoğaldı. Hı hı. Şu anda bizde kiralık olan bir tane futbolcu var zannedersem. Hı, hı. Bir kemancıldırım var. Hı hı. Diğer bütün futbolcularımız bon bonservisi. Bonservisi hale geldi. Hı hı. Ve e, bu bir kulüp için çok önemlidir. Biz geldiğimizde iki tane futbolcumuz vardı. Hı hı. Şu anda 28 tane futbolcu bon servisi malımız var. O dönemde kulübün değeri eğer 100 bin TL saydı. Hı hı. bugün 4 milyon TL'nin üzerinde futbolcumuz var, altyapıdan gelenler hariç. hariç. Evet. Dolayısıyla kulübü e, futbolcu yönünden zenginleştirdik. Altyapıdan gelecek olan her yıl 2 tane, 3 tane futbolcumuz var. Özellikle oğlumun olduğu grupta en e, çok e, ilk başta onları başlattık 4-5 yaşında. Hı hı. O grupçuk öyle bir güzel geliyor ki, 3-4 sene sonra Allah'ın izniyle artık sporcu yönünden, futbolcu yönünden bir sıkıntısı kalmayacak. Altyapı kaliteli, keyifli. Altyapıda 200'ün üzerinde çocuğumuz var 15 yaşa kadar. 15 yaşın üzerinde işte U17'sidir, hı hı. genç takımıdır falan futbolcularımız yetişmektedir. Dolayısıyla altyapıdan gelecek olan bu katkı da bize çok büyük maddi külfetlerden bizi koruyacaktır bundan sonraki hedeflerimiz işte bu sene gene zirveye oynayacağız. Hı hı. E, tabii ki zirveye için ben hedefsiz duramayız yani. Aynen ben aynen. özellikle kendimi biliyorum. ve Yavuza bir aynı şekilde, diğer yönetici aynen. arkadaşlarımız aynı şekilde. Ben oğlumla futbol oynarım da lazım bir sıfır önde olayım. <laughs> Anladınız mı? Yani çocuk beni yenebilir mi? Yenemez. Aynen. Dolayısıyla şey o başarı o istek kazanma o şey kazanması Kazan eee olduğu sürece bu kulüp hep başa oynayacak şekilde kadrolarını düzenleyecek. Hı hı. Daha da güçlü olacak. Ama esas hedefimiz artık e, yapılaşmada olacak. E, yapılaşacağız. Olan ciddi altyapıdan gelen futbolcularımızdan beraber maddi külfetini kulübün aşağı çekeceğiz. Hı hı. Ve işte Yeni Cami gibi, e, Doğan Türk Birliği gibi e, Ciddi şekilde altyapıdan gelen futbolcularıyla maliyetleri aşağı çekerek yaptıkları transferlerle de her yıl üst sıralarda yer alıyorlar. Veya şampiyonluk yaşıyorlar. Bizim kulübümüz de öyle bir haline gelmek için hazırlandı. Hı hı. Ben veya bir başkası olduğu sürece olması halinde kulübümüzün ilerleyen yıllarda çok daha güzel günler bekler bizi. Hı hı. Merit sponsorumuz olduktan sonra bizlerin çabaları, bizlerin harcadığı paralar olduktan sonra diğer arkadaşlarımızı tekrar sayıyorum. Mehmet Eminoğlu gibi, Mepaş, Gepaz, işte Aster Limited, e, Atol bu sene ciddi katkılar yapıyor bize. E, bu gibi şirketler de bu ilgiyi, bu alakayı spora, gençliğe e, gösterdiği sürece bölgemizde hı hı. ki her gel gün gelişen bir bölgemiz var. Alsancak Belediyesi aynı şekilde borçsuz belediyelerden biridir ve Alsancak Belediyesi'nden katkı bekledik. Hı, hı. Ee, onların da katkılarıyla bu Merit Alsancak, Yeşilova çok daha güzel günlere gelecek ama hedef sadece Süper Lig'de şampiyon olmak değil hedef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin futbolunu tanıtmak sporunu tanıtmak, sporcusunu yurt dışına yollayıp da çocukların önünü açmak ee, Avrupa kupalarına gidilmesi için e, ilerleyen yıllarda daha da çok katkılarda bulunmak ee, Futbol Federasyonu'nda gereken yerlerde e, görev almak Oralarda da mevcut beş başkana veya gelecek olan diğer başkanlara da e, sahip çıkarak hep birlikte tek bir yumruk halinde hı hı. bu Kıbrıslı Türk sporcusunun önünü aşmak için çalışacağız. Benim en azından hedeflerim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın hedefleri bunlardır. İlla da Süper Lig'de 10 sene şampiyon olalım da e, işte aman da şöyle oldu böyle oldu değil. Tabii ki şampiyonluk çok büyük bir mutluluktur. Ama Kıbrıs Türk futbolunu tanıtmak veya bir gün bu engeli aşıp da biz de Avrupa Kupalarına katılmamız ne muhteşem olur, ne müthiş olur. E, kim istemez ki bunu? E, dolayısıyla olmayacak bir şey de değil. Yok. Çünkü KOP'ta zaten yerimiz vardı. Dolayısıyla ol, orada olan haklarımızı ki bugün Lua Lua e, Kongo'nun e, federasyon başkanlığı önerildi kendisine. Ve zannedersem iki sene sonra UEFA'da Kongo'yu o temsil edecek. İşte bakın orada bir tane futbolcumuz olacak. Bizi Kıbrıs'ı iyi tanıyan birisi olacak. Ve UEFA'ya da gereken yerlerde de gereken katkıyı ülkemiz için koyacak. Lütfen ama lütfen harcayacağımız bu büyük rakamlarda e, gereksiz yere harcama yapmayalım. E, yurt dışından gelecek olan bu tip futbolcuları buraya getirelim. Yattarası, Süleyman Yulası, e, bugün Jermaine Penandı, Alan Zinyosu, Adrian Zinyosu, bilmem ne bu gibi futbolcularla bile diyalog içerisindeyiz. Diğer arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya hazırız. Diğer kurup başkanlarına da. Bu kapıyı biz deldik. Onların da devam ettirmesini isterik. İlla genç olsun, başarılı olsun, bize puan kazandırsın, şuydu buydu değil, bize isim kazandırsın. Aynen öyle. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin isminin yayılmasına ihtiyacımız var aynen öyle başkan aynen öyle. evet başkan teşekkür ediyorum e, katıldığın için en azından e, süreci konuştuk e, yine keyifli bir geceydi İlerleyen dönemde yeniden birlikte olun. Bir kez daha teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Berit Alsanca Eşila Kulüp Başkanı Redif Nureldi konuğumuz bu akşam ve hem geride kalan sezon hem de önümüzdeki sezonla ilgili düşünceleri masaya yatırmaya çalıştık. Yine iyi ve keyifli bir sezon hedefi yollar. Üst sıraları zirveyi zorlayacak bir e, ee, Planlamaları var aslında. O yönde de çalışıyorlar. Bekleyip görelim Mert Asani Eşilo adına 2018-2019 sezonu nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle iyi bir gecenin ve iyi bir haftanın sizler olmasını diliyorum. Şen sen kalın. Construction 90 artıyı sundu.